Agus Karavan'dan herkese merhaba. Ben Kübra. Merhaba, ben Nazım. Bugün Knaus Sport & Fun 480Q ile Black Selection modelinin tanıtımını yapacağız. Bu karavan bizim için çok özel. Neden özel olduğunu anlatmak ister misin Nazım? Tabii ki. 10 yılı aşkın süredir motorsporla ilgileniyorum. Türkiye ve Avrupa şampiyonlarında yarıştım. Bu karavanı tercih etmemizin sebebi motorsporları dışında su sporları ve kış sporları da ilgileniyoruz. İçine motor sporlarına gideceğim zaman iki tane motosiklet koyabiliyorum. Kış sporlarına gidebileceğim zaman snowboard'umu, kayağımı içine ekleyebiliyorum. Su sporları yapacağım zaman sörfümü, snowboard'umu çatısına koyabiliyorum. Ve bunun gibi birçok daha spor için çok amaçlı bir karavan. Yani tercih etmemizin en büyük sebebi budur. Evet, tam bir outdoor karavanı. Modelimiz toplamda gövdesi 480, uçtan uça 625 ve 230 genişliğinde bir karavan. Toplam 1200 kilo, üzerinde de 1700 kilo güçlendirilmiş dingili var. 1700'e kadar yükleme yapabiliyorsunuz. Ayrıca karavan diğer karavanlara göre biraz daha yerden yüksekte. Şase olarak Alco Vario X şase kullanılmış burada. Bu da diğerlerine göre daha hafif ve daha dayanıklı. Nazım, istersen sen o taraftan anlatmaya başla. Karavanımızın yan duvarına geldiğimizde ise sağ arka kısımda tuvaletimize denk gelen buzlu camımız, kaseti tuvaletimizin boşaltım noktası. TV çıkışımız, gaz çıkışımız, mutfağımıza denk gelen camımız, 17 inç alüminyum metalik boyalı çelik jantlarımız. Aynı zamanda çamurlukta karbon detaylarımız mevcut. Ve tabii adı üstünde karavan Black Selection olduğu için bütün detaylar ve dizayn siyah üzerine kurulmuş. Bu da hani gerçekten hoş bir ayrıntı olmuş. Bu tarafa geçersek Knaus'larda karşımıza genelde çıkan zaten çift kapılı özelliği var. Bu tarafımızda bolca kapak göreceksiniz bu karavanda. Burası içeriden, biraz sonra arka taraftan da göreceksiniz. Yükleme alanı. Diğer taraftan ikinci motorunuzu koyabiliyorsunuz. Buradan da eşyalarınızı yükleyebiliyorsunuz. Daha küçük bir kapı arkadakine göre. Burada daha ufak kapağımızda da karavanın tüp bölümü yeri. İki tane tüp koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda takozlar içerisinde kilitlenebilir kapağımız. Karavanın ön tarafına geçelim. Tabii. Bir de orayı inceleyelim. Karavanımızın ön kısmına geldiğimiz zaman sportif bir görüntü vermek açısından ön tarafı gene karbon detaylarla kaplanmış. Çeki okumuz karbon olarak kaplanmış. Alco'nun stabilizatörü mevcut. Alco'nun yine kilo ölçerli destek tekeri mevcut. Ve el frenimiz. Yatak bölmesine gelen camımız burada. Ayrıca yukarıda da bir cam varmış gibi görünüyor ama aslında o tamamen tasarımsal. Tasarımı tamamlamak adına konulmuş. Çok da hoş olmuş. Onu diğer tarafta da göreceksiniz zaten. Karavanımızın arka yan kısmındayız. Biraz önceki detay burada da göze çarpıyor. Burada da cam görünümü verilmiş tasarımı tamamlamak adına. Yan taraftaki pencere zaten inanılmaz geniş ve içeriği çok ferahlatıyor. Birazdan göreceksiniz. Hemen yan tarafta burada çok büyük bir servis kapısı var. Buraya da ikinci motorunuzu koyabiliyorsunuz. Veya outdoor'a dair ne spor yapıyorsanız onun aksesuarlarını buradan koyabilirsiniz. Karşı taraftan da dediğim gibi biraz önce erişim var. Burası su deposu, temiz su deposu dolum kapağı.
45 litrelik su deposu var içerisinde. O tarafta neler var? Arka kısma geldiğimizde de buzdolabı menfezlerimiz. 220 girişimiz mevcut. Bu kar alanımızda ayrıca opsiyon olarak EasyDry 1.8 Pro tam otomatik mover'ımız mevcut. Opsiyon olarak eklenebiliyor bu da. Tabii ki evet. Bu tarafta her şeyi gösterdiğimize göre arka tarafa geçebiliriz. Şimdi karımızın arka kısmındayız. Burada çok detay var. Burada ikinci bir giriş kapımız var. 172-92 ölçülerinde. Kapının içerisinde detaylar var. Buradan kilidin üstü kumaşla kaplanmış. Alt ve üstü. Çekmek için rahatlıkla, daha rahat çekmek için kollar mevcut ve saklama alanı var. Amortisörlü kapağımız. Hemen kapağın alt tarafında rampamız var. Bu rampanın bir özelliği var mı Nazım? Tabii ki rampa alüminyum bir rampa. 500 kilo taşıma kapasitesi var. Hı hı. Aynı zamanda çok hafif. Çektiğimiz zaman kolaylıkla aşağı doğru iner. Hı hı. Sonrasında çıkartırken kapıyı açıp... Çıkartırken kapıyı açıp kapının üstüne koymamız gerekecek. Evet. Bu tarafa geldiğimizde de yine alüminyum bir merdivenimiz mevcut. Çatıya çıkıp kanamızı ve sörfümüzü bağlayabilmek için. Tasarımsal olarak da hoş olmuş. Tasarımsal olarak da bir görüntü katmış. Evet. Burayı motoru çıkartıp koyarken aydınlatmak amaçlı tent ışığımız var. Bir üstünde de üçüncü fren lambamız mevcut. O halde bence bir artık motoru koyup gidelim diyorum. Evet. Ne dersin? Evet, o aşamaya geçebiliriz. Gayet rahat aldın içeri. Evet. Nasıl? Tek kişi rahatlıkla alabilir mi? Çok kolay oldu. Yaklaşık 10 saniyemizi aldı. Hı-hı. Alüminyum rampa sayesinde 500 kilo bir taşıma kapasitesi var. Tırnakları olduğu için herhangi bir motor çalışır halde çıktığımız zaman bir kayma vesaire de yapmıyor. Hı-hı. Bu açıdan güvenli oluyor ve 10 saniyenin altında sürüyor tek kişi yüklememiz bunu. Ben de yapabilirim herhalde bunu. Tabii ki. Sen de yapabilirsin. Bir dahakine sen yükle. Peki. Diğer bir sorum. Şimdi bu karavanın içerisindeyken içerideki güvenliği nasıl sağlıyoruz? Sağa sola yalpalanma, zıplama gibi bir şeyler oluyor mu? Şöyle, motosiklet tutucularımız var. Ön tarafta ön tekeri kilitleyen bir tutucumuz. Arka tarafta da sağa sola kaymasını engelleyen bir tutucumuz var. Bunu ekstra olarak, güvenlik önlemi olarak şöyle bir sallantı bunda olabilir. Ama ekstradan bunun hazır yerlerini yapmışlar. Hazır yerlerini evet oralarda, ön tarafta ve burada strapla gerdirebiliriz. Ama amortisörleri biraz daha gerilirse bu hiç oynamayacaktır. Tamam. Peki ne tür motorlar alabiliriz? Bütün hepsini taşıyabiliyor muyuz? Motosiklet olarak yani neredeyse tüm motosikletler sığabilir. Enduro, Cross, Racing bu tarz naked motosikletler. Sadece bir chopper grubunda bazı motosikletlere 1 metre ve uzun gidon olursa o zaman problem olabilir. Kapımız 1 metreye kadar karşılıyor tüm motosikletleri. Tabii normal zamanda motosiklet kullanmayacağımız zaman veya motosikleti yatak kısmında taşıdığımızda, yatağın altında buradaki bu aparatları da çıkartabiliyoruz. Evet, onların 4 tane vidası var. 4 tane vidasını çıkartıp saklama alanına kaldırabilirsiniz. Evet.
Harika, çok fonksiyonlu bir karavan. Şimdi içeriye geçelim, içeriden tamam. Devam edelim. Tamamdır, içeriye girelim. Şimdi karavanımızın içindeyiz. Burada ön tarafta çift kişilik yatağımız var. Yaklaşık 1.98'e 1.40 ölçülerinde. Hemen başucunda çok geniş bir penceremiz. Üstünde de en büyük boy hekimiz. Yatağımız bu alan 3 şekilde farklı konumlanabiliyor. Birincisi bu. İkincisi bu yatağı kaldırıp motoru içeriye alabiliyoruz, o şekilde durabiliyor. Veya yükseklik ayarı yapabiliyoruz. Yatağımızı şu ray boyunca daha da yukarıya kaldırıp altta motor varken o şekilde de kullanılabiliyor. Ayrıca çocuk koruma için filesi mevcut. Şuralara, şuradan ve şuradan fileyi takarak yatak yukarıdayken o korumayı kullanabiliyorsunuz. Burada da L oturma grubumuz var. Yine yatak oluyor. Yaklaşık 1.92'ye 1.20 ölçülerinde. İçeride de motor taşımak istediğimiz zaman bu teleskopik masayı aşağıya indirip ters bir şekilde bu oturma grubunun üstüne kapaklıyoruz. O şekilde bu alanı kullanıyoruz. Üst tarafta dolaplarımız var. Başucu lambalarımız var. Bunların yerini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde istediğiniz yere takabiliyorsunuz. Ve penceremiz dışarıdan da görmüşsünüz. Çok geniş. Buradan da açtığımızda o ferahlığı, aydınlığı içeriye alıyorsunuz. Kilitlenebilir. 3 kademeli açılır sistem. Oturma grubunun karşısında mutfağımız. Alanı güzel kullanmışlar. Burası oval şekilde geliyor. Daha kolay geçiş olsun diye. Köşeli hatlar yok. Tezgahımız geniş. Domatiğin 3 gözlü ocağı var. Yanında lavabomuz. Uzunlamasına bir penceremiz. Dolaplarımız. Yan tarafında burada kilerimiz var ve kilerin üstünde asıl olay burası televizyonumuz. Şu şekilde bastırarak televizyonu dışarıya doğru çekiyoruz ve bunu aynı zamanda aşağıya yukarıya sağa sola ne tarafa çevirmek istiyorsanız çevirebiliyorsunuz. Televizyon tutucusu, televizyonu hepsi içerisinde. Hemen karşı tarafta da buzdolabımız var. Ted Fortune 142 litrelik otomatik geçişli büyük boy buzdolabı. Buzdolabımızın hemen altında şöyle bir detay var. Çok hoş. Burası motor kaskınız veya botlarınız için çamurlu, pis vesaire ise buraya koyabiliyorsunuz. Tabii çok fonksiyonlu. Nasıl kullanmak isterseniz. Ayrıca bunu ekstra olarak şurada bir minderi var. Bunu da koyup tek kişilik tabure olarak bu masanın yanına koyabilirsiniz. Hemen yan tarafında da büyük boy bir gardırobumuz var. İç aydınlatmalı. Diğer karavanlarda da olduğu gibi MPPT ve kontrol panellerinin olduğu alan şu alt tarafta. Dolabımızın altında ısıtıcımız Truma S3004 gazlı 12 volt sıcak hava üflemeli. Her yerden sıcak hava üflüyor. Sıcak suyun içinde Truma Terme 220 voltla çalışıyor. Sıcak suyunuzu o şekilde elde ediyorsunuz. Hemen arkamda da duş tuvalet alanımız. Burası ilk etapta küçük gibi görünüyor olabilir ama asıl olayı burada.
duş zeminini aşağıdan çekmece gibi çekiyoruz. Alanımız genişliyor. Şuradaki ray boyunca da perdemizi çekiyoruz. Buradaki duş başlığını da buraya takıyoruz. Epey geniş bir duş alanı oluyor. Burada domatiğin döndürülebilir kasetli tuvaleti var. Hemen karşısında bir lavabomuz, altta ve üstte saklama alanlarımız, buzlu, sineklikli ve güneşlikli penceremiz mevcut. Knaus Sport & Fun 480 QLE model tanıtımımızın sonuna geldik. Detaylı bilgi için aguskayavan.com'u ziyaret edebilirsiniz. Stokla alakalı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.